Fırat Yeşilçınar arkadaşımız da Milas'ta şu anda bizi bekliyor. Milas'taki son durumu da alalım. Evet, Fırat Yeşilçınar bize Milas ve çevresindeki birkaç gündür bölgedesin. Genel havayı, tabloyu, toplumun oradaki ruh halini, iktidara karşı gelişen toplumsal tepkiyi, bunun düzeyini ve provokasyon girişimlerini anlatmanı rica edeceğim senden. Erdem Bey. Şu anda biz Bayırköy'deyiz. Dün gece tepe taraflarında yangın vardı. Saatlerinde bu biraz söndü ama şu an tekrardan hava desteği bittikten sonra yeniden başladı. Az önce rüzgar şiddetliydi ama şu anda hafif bir rüzgar var. Bu en azından yangının yayılmasını engelliyor. Şu anda çok hafif bir yangın var yukarı tarafta ama itfaiye şartı bile 1 saat içerisinde yangın şiddetlenirse Bayırköy'e inebileceğini söyledi. Şu an fesleğen tarafında bir yangın var. Aslında orası riskli. Çünkü eğer orada şiddetlenirse termik santral tarafına gidebilir. Aslında bütün önlem şu anda termik santral için. Çünkü bir yangın orada başlamıştı ve termik santralın bir kısmı yanmıştı. Şu an diğer termik santralin yanmaması için burada önlemler alınıyor. Milas'ta durum bu. Bir küçük yangın da az önce Gürceğiz tarafında başladı. O da dün ciddi bir şekilde yanmıştı. Bu sabah saatlerinde soğutma çalışmaları başladı. Gece yarısı da oradaki çalışma da sonlandı ve az önce de çok ufak bir yangın vardı. İtfaiyeleri oraya hemen hızlıca müdahale ettiler ve oradaki yangın kontrol altına alındı. Şu anda yangınla ilgili aktaracaklarım bunlar. Provokasyonla ilgili dün Halk TV bir Marmaris'te canlı yayında bir saldırı gerçekleşti. Ama ondan önce bizim de şahit olduğumuz bir köyde, yanan bir köyde bir provokasyon aslında denendi. Yani orada boş bir eve, yanan bir eve, bir vatandaşın evine hiç tanımadıkları, yani vatandaşların da görmedikleri bir motosikletli gibi jandarma kontrolünde olan, orada girişi tutan jandarmanın önünden geçip evin içerisine girip yazılama yapıp oradan çıkıp rahatça Ne gitmişler. yazmışlar duvara? Ya orada kahrolsun PKK, kahrolsun CHP, kahrolsun İyi Parti gibi yazılamalar vardı. Vatandaş çekmemizi istemedi çünkü korkmuşlar ve bölgede ciddi bir şey var. Yani bazen jandarmanın hemen olduğu bölgelerde gençler var. Yani biz ilk Milas'a girdiğimizde öğlene doğru gitmeye çalıştığımızda bir grup genç aracımıza doğru yöneldi. Ama orada jandarma onlardan önce hamle yaptı. De kimlik soktu ama bazı meslektaşlarımız içeri girmeye çalışırken onların önünü kesip GBT yapmaya çalışmışlar. Yani kimliği almaya çalışıyorlar ama Provokasyona dikkat çekelim arkadaşlar KJ'de. Evet. evet Fırat çok yani önemli bu. Başka benzer olaylarda gördünüz mü? Yani ya da duydunuz mu? Çünkü motosikletli grupların dolaştığına ilişkin Manavgat civarından, Antalya'dan da bilgiler geliyor. Ve Afet Koordinasyon Merkezi'ne yapılan saldırı da yine AKP'nin İzmir İl Gençlik Kolları'na mensup kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Kendileri ifade etmişler daha doğrusu böyle olduğunu. Benzer olayların şeyi nedir, düzeyi nedir, yaygınlığı nedir? İlk günlere göre azaldı. Çünkü burada vatandaşın da o gruplara dönük tepki oldu ve bazı bakanlar buraya gelip yani AK Parti, bu arada AK Partili hiçbir burayı gezen sadece Cumhuriyet AK Partili belediye başkanları var. Bakanlar gezdiğinde de yani tepki oluşmaz herhalde. Kalabalıkların içine pek karışmıyorlar. Belli lokasyonlar seçiliyor. O lokasyonlarda akredite edilen gazeteciler da kimse girmiyor. Orada bir açıklama yapıp bir soru alıp belli ajanslardan ve gazetelerden oradan çekip gidiyorlar. Burada halkın o gruplara, bahsedilen gruplara ciddi tepki var. Yani anladığımız kadarıyla jandarma şu anda duruma el koymuş durumda ve o provokasyonlar burada önlendi. Yani Milas'ta önlendi ama Marmaris'te devam ediyor. Devam ettiğini biz Halk TV yayınında gördük. Çünkü sabah bizim yaşadığımız durumun aynısını akşam Halk TV yayınında maalesef canlı yayında görmüş olduk. Peki. Fırat Yeşilçınar çok teşekkür ediyorum. Bölgeden ekleyebileceğim başka bir gelişme var mı? Şu an şu da eklemek isterim. Burada bir soru var.
vatandaş gelecek ve ulaşamadan ne derse burada var ve yetkiler getiriyor. Burada vatandaşın önceliği buraya bir an önce gelecek bir yetkiler. Az önce geldi. Onu da eklemek istedim. Peki, çok teşekkür ediyorum Fırat Yeşilçınar. Bölgede internet bağlantısının da zayıflaması nedeniyle zaman zaman donmalar ve seslerde kesilmeler oluyor. Evet Mehmet Tezkan, şimdi bu provokasyon girişimi enteresan. Yani motosikletle geliyorlar, evine giriyorlar. Kahrolsun PKK, kahrolsun CHP, kahrolsun İYİ Parti. Ya, olacak iş değil. Ve bir koordinasyon merkezine saldırıyorlar. Saldırganlar AKP İzmir Gençlik Kolları mensupları olduğu anlaşılıyor. Ve şeye saldıranlar da, Halk TV'nin canlı yayına saldıranlar da aynı ekip olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi tabii buradaki... Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani iktidar bu yöntemle neyi yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Neyi amaçlıyor? İktidar her konuda olduğu gibi teflon tava politikası izliyor. Yani bir şey varsa, burada bir mesele varsa bu sorun. Benden bu sorun değildir, kaynağı başka yerdedir diye. Bütün kendi kitlesine, tabanına kafaları karıştırmak. Hedef göstermek için CHP, İYİ Parti, PKK, böyle sayılıyor, FETÖ, METÖ, referandumdan beri aynı hikayeyi dinleyip duyuyoruz. Yine gidip orada kendi adamlarına aynı numara yapıyorlar. İşte burayı kim yaptı? Bunlar yüzünden yandı. Bizim hiçbir suçumuz yok diye kendi kitlesine propaganda yapıyorlar. Yarın öbür gün diğer meselelerde de aynısını yapacaklardır. İşte belki biraz sonra konuşacağız bu Afgan meselesini. Tabii konuşacağız. Onun faturasını da bak görürsün. İşte bak diyecekler, buna karşı çıkan CHP şimdiden bir duruş sergiledi. Yeter artık dedi. Ya Suriye'den geldiler, şu oldu, bu oldu, 5 milyona vardı. Bir de şimdi Afganistan mı deyince. Bak ya ne bir gün hemen CHP, İYİ Parti falan diye başlayacaklar. Bunlar zaten faşisttir. Mültecilere karşıdır, Müslümanlara karşıdır, gelenler bizim Müslüman, ırkçıdır falan diye. Klasik bir politikaya başlayacaklar. Yangında çünkü yapacak da çaresiz kalmış. Ortada değil mi çaresizlik? Şimdi böyle bir durumda ya hazırlıksız yakalanmışsın. 3 tane uçakla yangına yakalanıyorsun. Bunun 5 uçakla ihaleye çıkmışsın, 3 uçak almışsın. Niye 5 uçakla çıktın? Ya hiçbir şekilde hesap veremeyen bir şey var. Orman Bakanı var. Toz kondurmuyor ama kendini. Herkese fırçalıyor, bağırıyor, susun musun falan diyor. Bu adamın bir gün durmaması lazım ya. Yani hakikaten bu da ya ben tamam ben bu işi becerirdim. Altında kaldı, ağır geldi. Ben bu görevi bırakıyorum demesi gerekir. Ama onu da demiyor, dedirtmiyorlar da. O zaman ne yapacak? İşte buraları yandı. Uçak yok diyenlere kızıyorlar. Uçak yok diyen ve durumu anlatan yayınları basıyorlar. Böyle bir terör havası estirip böyle bir kendilerine göre... Çatapatacı bir adamları var. Ama ben korkuyorum bu giderek seçime doğru her konuda başlayacaklar. Yani burada işte ekonomiyi konuşacağız. Ya işler kötü hop baskın olacak. Bir başka toplumsal mesele konuşacaksın. Küt diye gelecekler hesap soracaklar. Vay siz niye böyle yapıyorsunuz diye. Şimdi bu eli sopalı adamlar giderek çoğalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ve hepimiz de yani. Artık ne yapacakları bir şey yok. Yönetilemeyen bir ülkede. Ülke yönetiliyor mu? Bir kişi çıksın evet çok iyi yönetiliyor diyebilir mi? Ben bunu bu rejimin mimarı Bahçeli'ye bile sormak lazım. Hakikaten ülke iyi yönetiliyor diyebilecek mi? Evet diyorsa hangi konuda iyi yönetiliyor? Ekonomi mi yönetiliyor? Göçmen meselesi mi yönetiliyor? Doğu Akdeniz meselesi mi yönetiliyor? Yangın bile ya yangında uçağın yok. Yangını söndüremeyecek kadar... Aciz içinde bir durumdasın. Avrupa'ya, Belçika'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan şey geliyor, demeçler söylüyorlar. Diyorlar ki işte bu gelen Afganistan'dan gelenler Türkiye'de kalacak, Türkiye'de besleyecek. Ankara sesini çıkaramıyor ya. Nasıl, ne demek istiyorsunuz? Nasıl Belçika Başbakanı'na cevap dahi veremiyorlar? Böyle bir Türkiye'de o zaman ne yapacaksın? Eğer sana karşı bir duruş sergileyen varsa... Onun kafasına biraz kendin vuramayacağın için birilerine sopa vurduracaksın. İşte orada da gidiyorlar bütün bir imaj yaratarak. Yani CHP sanki yangın çıkarmış. İYİ Parti ile birleşmiş. O yangınlar onların sorumluluğuymuş gibi bir hava yaratıyorlar. Bu klasik, doğru. Çok peki. Klasik bir numara ama. Peki. Kaç yıldır
bu şeyi görüyoruz. Bak 2017'den beri Türkiye bu şeyi, numarayı görüyor. Her konu altında işte bunlar hepsi birleşti. Yanlarına PKK'yı aldılar, DHKPC, bir de FETÖ'yü koyuyorlar. Böyle bir paket yapıp millete pası, ama hiçbir zaman içinde tutmadı. İstanbul tutmaz, seçimlerinde... gerçek değil. Yalan çünkü. Yani, İstanbul seçimlerinde aynısı. Tersiniz. Yani, şimdi ya hiç unutmuyorum ya. İSPARK'ın bir genel müdürü var. Görevden alınan deste deste paraları alıp bu paralar PKK'ya gitmeyecek diyor. Evet. Ya aklını mı yitirdin ya? PKK mı İstanbul'da seçimi kazandı? Ya İstanbul'da her tarafa şey PKK militanlarını alacaklar. Bütün şeyleri, park sizin sayaçlarınızı onlar şey okuyacak gibi, evet, yalanlar onlar söylediler. Yani bir şimdi işte bir bilinç tutulması, bir akıl kaybı, bir tür delilik hali var. Ama işte başka türlü söyleyecek sözü, evet, de sözün bitmiş söz. Şimdi evet, yangında bir şey diyemiyor. Anlatacaklar ne hiçbir diyor? Hikaye yok. Hiçbir hikaye kalmadı. Gidiyor oraya yazıyor CHP ile İYİ Parti yaptı bunları diyor. Şimdi inanan inansın.